Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Girişimci olma oyununun 3. bölümüyle karşınızdayım. E-Startup 2 Business Tycoon'da yeni bir bölümdeyiz efendim. Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde mühendislerimizin takır tukur ürün üretmesini sağlamış, bununla beraber birçok satışı gerçekleştirerek 9500 dolarlık bir kâra ev sahipliği yapmıştık. Trend olan ürünlerden üretip satarak sevgili arkadaşlar, çok güzel gelir elde ediyorduk. Bir yandan da paramızı katlıyor ve şirketimizin gelişimini kendi gözlerimizle izliyorduk. Geçtiğimiz bölümlerde şirketimiz orta ölçekli işletme olmayı başardı. Şayet ki 750 bin dolarlık bir net değere erişebilirsek yükselen yıldız haline geleceğiz ve yeni şirket avantajları alıp daha verimli bir şekilde çalışabileceğiz sevgili dostlar. Öncelikle ben bir mühendis daha almak istiyorum. Hemen çalışacak bir insan daha alalım. Elsa Taylor ve bununla beraber Elsa hanımefendinin de burada oyun konsolu üretmesini sağlayalım. Çünkü oyun konsolu sevgili dostlar trend ürünlerden biri. Ne kadar fazla üretirsek o kadar iyi. Aslında Blu-ray'i de iki kişinin üretmesini sağlamak istiyorum ama yapabiliriz bunu galiba. Bunu galiba yapabiliriz. Nora ekibimize katılsın ve Nora'ya güzel bir yer ayarlayalım. Burada da efendim kendisi bir Blu-ray üretsin. Tak çalıştır DVD adı. Kameram biraz kapalı olacak bu arada, bilginiz olsun. Aynen öyle abi, aynen öyle. Bugün artık böyle büyük binaya geçer, yargı dağıtırız. Sıkıntı ne? Oyun konsolundan 26 tane üretiyor. Kulaklıktan 28 tane üretiyor. Şirketin değerliliği alt tutuyor galiba. Arkadaşlar şimdi burada tasarımcılarımız var. Tasarımcılarımız yeni ürün geliştiriyorlar. Ve onlar ürün geliştirdikçe mühendislerimiz de burada varış noktasına ulaşılamadı. Sıkıntın nedir senin? Çıkabildin mi oradan? Yok, buglanıyor. Allah Allah. Senin niye öyle bir sıkıntın var evladım? Sığamıyoruz galiba. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun, galiba sığamıyoruz abi. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Kardeş, dur. Daniel, sen eğitime gideceksin. Sen gelene kadar senin tezgahı satacağız. Azizim, tamam mı? Buradan kulaklık üretimini 28 taneden 11 taneye düşüreceğiz. Hala 9400 dolar karımız var. Çok iyi. Ne yapacağız? Birazcık para biriktirip ilerleyen günlerde kıymetli arkadaşlar yeni yere geçmeye çalışacağız. Bakın, günlük olarak düzenli olarak tost makinesidir, şudur budur. Onlar satılıyor. Şöyle bir hızı arttıralım. 3x'e alalım. Patır putur patır putur adamlarımız üretim yapsın. Onların üretimiyle beraber iyice kâr elde etmeye çalışalım. Bu arada burada şirketimizin çalışanlarının ihtiyaçlarını giderebileceği odun alanı, kahve makinesi, yemek yiyebilecekleri alan ve su içebilecekleri bir alan var. Bununla beraber iki grafik tasarımcının yaptığı sözleşmelerle de her şey yetiyor. Şirketimizin karlılığı çok iyi ve yeni bir binaya geçmek istersek şayet sevgili arkadaşlar 12.500 dolar peşin parayı hazır tutmamız gerekiyor. Bence gece geçebiliriz abi oraya. Neden gece? Çünkü gündüz çalışanların dengesi bozulsun istemiyorum. 12.500 dolarlık bir para da her türlü bizim cebimize kalır efendim. Daha geniş bir daireye geçerek işimizi daha rahat halledebiliriz. Bu arada oyunda sevgili dostlar çeşitli özellikler var. Mesela bu özelliklerden en barizi, paraya ihtiyacımız olduğunda şirketimize yatırım yapacak elemanlara belli bir meblağ karşılığı şirket hissesi verebilmemiz. Tabii ki ben mümkün mertebe hiçbir şekilde hisse vermeden oynamaya çalıştım. Oho, bizim kamyon yetmiyor abi, stoktaki ürünlere bakar mısın? Günlük üretim, günlük müşteri. Aşırı üretim yapılıyor diyor. Peki şimdi hemen bir sonraki yere kiraya çıkalım.
İnşallah üretilen ürünler elimizde kalmaz. Ha, çok güzel, tamam. Üretilen ürünler elimizde kalmaz derken yok olmaz yani, yok olursa üzülürüm çünkü. Öncelikle grafik tasarımcıların çalışacağı alanı şöyle bir belirliyorum efendim. Ayrıca buraya şöyle böyle ve böyle insanların üretim yapacağı alanlar getiriyorum. Burada trend ürünlerden ikişer koli üretilecek. Ve diğer üretim alanlarını da ben açıkçası şöyle kurmak istiyorum. Grafik tasarımcıların arkasına bizim yerleri kurarız gibime geliyor. Şöyle bir diğer çalışanların ayarlarını yapalım. Buraya kurulursak şuradaki aradan geçebilecekler mi acaba? Dur bakalım, orası bir merak konusu gerçekten. Öyle kurulma, böyle kurul. Bizim buraya bir tane daha atmamız lazım. Adamın biri eğitimdeydi. Eğitimden dönünce kullanmaya başlasın. Şahane. Henüz dekorasyonlarımızı yerleştirmedik. Şu kitaplık dekorasyonumuz yerleşsin. Buradaki tahta dekorasyonumuz yerleşsin. Bununla beraber sudur, kahve makinesidir. Onlara da ihtiyacımız var. Bunlar için aslında ofisin belli bir alanını da kullanabiliriz. Hani üretim alanını da kullanabiliriz. Şöyle kahve makinesi, su, pizza ve çalışma alanını şöyle alalım azizim. Teşekkür ederim. Eğlence mekanını da şöyle aldık mı? Tamam. İnsanlar ihtiyaçlarını tam olarak buradan karşılayacak. Ve şöyle zamanı atlatabiliriz. Eksi 3000 günlük bakiye. O niye ya? Ha, herkese ayrı üretim alanı vereceğiz. Oğlum bir dur. Her şey aşağı yukarı sıfır mı? Ürün atanmadı. Ürün atanmadı. Hocam, siz bir durun. Telefonu iptal et. Burada ürettiğin şeyi iptal et. Burada ürettiğin şeyi iptal et. Hepiniz bir durun efendim. Hepiniz bir durun. Şimdi batmadan önce çok hızlı hamle yapmam lazım. Öncelikle trend ürünler Blu-ray. Sen Blu-ray üret. Sen Blu-ray üret. Sen oyun konsolu üret. Sen oyun konsolu üret. Burada bu arada görüyorsunuz ürünlerin belli bir yüzdelik değeri var. O yüzdelik değerler önemli. Şuradaki üçüne tıklayamıyorum. Çalışanlarımın çoğu hasta mı? Beklemede çalışıyor. 40. gün dönecek falan filan. Tamam. Bunu taşıyabilir miyim? Şöyle taşımak istiyorum. Tamam. Ayrıca buralara ürün atanmamış vaziyette. Peki. Şuralara bir ürün atayalım. Sen mikrofon üret. Sen kulaklık üret. Sen e-kitap okuyucu üret. E-kitap okuyucumuz %100 bu arada. Sen akıllı telefon üret. Sen tornavida üret. Ve sen de tost makinesi üret. Bununla beraber bütün her şeyin üretimini bir ayarlayalım. Böyle. Böyle. Bu. Bu. Bu ve bu. Evet efendim, baktığınız zaman tekrardan bu sefer 10 bin dolarlık bir gelire erişebildik. Allah bereket versin. Artık diğer çalışanlar da geldikçe daha farklı şeyler yapmaya çalışırız. Bu alanı komple hani trend ürünlerin üretimi için kullanacağım. Ayrıca şirket otomatik tatil izni de vermekte. Yani morali %20'nin altına düşenler otomatik tatile gidiyorlar. Şöyle bir bütün ürünleri dengelemedik mi biz ya? Çalışma hızları falan artıyor herhalde. Ah, günlük müşteri bulmakta falan zorlanıyor muyuz bazı ürünlerde? Abi dengelediğimizi umut ediyorum ama bakalım nereye kadar dengeleyebildik. Enver abim, şöyle sendika haklarını ihmal etmedik açıkçası. Faydalardan baktığımız zaman işçilerimize haftalık %5 zam yapıyoruz. Taşıma ve spor salonu üyeliği için haftalık 180 dolar ikramiye veriyoruz.
ve emeklilikleri için her gün hesaplarına $100 para yatırıyoruz. Bu çalışanların bize toplam masrafı $1,634 oluyor. Hayat sigortaları, sağlık sigortaları ve çocukları için burs yok. Ayrıca şirketten kar da vermiyorum. Önceden şirketten satılan her üründen %15 kar payı veriyordum. Artık kar da vermiyorum ama baktığınız zaman gene ben çok da kötü bir patron olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Sözleşmeler tamamlanıyor, para kasılıyor, gün 40'a kadar geldik. Adamımızı eğitime gönderdik. Eğitimde seviyesini aldı kendisi. Evet, bakın Daniel 2 seviye olarak geri döndü ve sanırım Daniel için bir ürün ürettirmiyoruz şu anda. Ne ürettirebiliriz mesela Daniel için? Daniel biraz bekleyebilir. Kendisine efendim bir elektrikli su ısıtıcı ürettiririz. Bununla beraber hemen konsept olarak bir elektrikli su ısıtıcı oluşturmaya çalışalım. Elektrikli su ısıtıcının üretimi için $5,626 harcanacak. Ürünün adı. Evet. Aynen abi. Kaynat geç. Oy, çok güzel isim bu arada. Abi aynen öyle. Bu arada geçtiğimiz bölümlerde çalışanların sularına gizli olarak vitamin falan attık. Adamlar daha hassaslı olsunlar diye. Ya kanka vergi var ya, ne yapalım falan deyip maaşlarına falan da çöktük. Hani o paraya çalışacak kaç kişi var falan gibi böyle. Bayağı güzel gidiyoruz. Verimli ve kullanımı kolay bir su ısıtıcısı oluşturmak için teknoloji ve ergonomi arasında bir denge kurun diyor. Ben bu durumda şöyle düşünüyorum. Estetik %15 olur, tamam mı, ya da %10 olur. %45 teknoloji, %45 de ergonomi olur diye düşünüyorum. Veyahut bunu şöyle %16'ya çıkartır. %42, %42 bölerim. Bu herhalde daha faydalı olur. Estetik olarak da göze çok çirkin gözükmesin. J. Volkan, abi nasıl bulamadın YouTube'a yazarak iki tıkla bulacağın şeyi bilmiyorum ama dur ben sana link atayım. Ya, oynatma listesi bile var aslında. Mount & Blade 2 Bannerlord kurumun rehberi diye ama. Al babuş, buyur. Buyur, link burada. Elektrikli su ısıtıcımız kaynat geç için adamlarımız burada verimli bir şekilde çalışmaya başlasınlar. Şu an mühendislerimizden biri çalışmıyor ama o kaynat geçi üretecek sevgili dostlar. Bazıları 3. seviyeye ulaşmış. Bakın, teknoloji, estetik ve ergonomi alanında 10'da 10 puan almış bu ürettiğimiz ürün. Dolayısıyla ben burada elektrikli su ısıtıcısını %97'lik bir müşteri beğenme oranıyla piyasaya sürebileceğim. Ve bu piyasaya sürüşle beraber $726 kazanacağız sevgili dostlar. Ve ne oldu böylelikle? $12,000'lık bir kar marjımız oldu efendim. Gayet güzel. Adamlarımız sözleşme yapmaya devam ediyorlar. Ve vıngır 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 burada çalışıyorlar efendim. 40. güne doğru gelmiş durumdayız. Ve yani aşırı üretim var. Neyde? Babuş fonda. Oğlum ne yapayım, o adamların sürekli üretim şeyi değişiyor. Bir iki tane ürün elde kalıyor diye sürekli bunları kontrol edemem ki. Bu arada üretim bant genişliğimiz çok çok iyi. Yani baktığınız zaman oldukça yüksek satışlar yapabiliyoruz. Ne düzenlenmedi? Tornavida, tost makinesi, oyun konsolu. He, adamlardan biri hasta. O yüzden oyun konsolu üretemeyecek. Fark etmez ya, karlılığımız gün geçtikçe artıyor. Şirket değerimiz ise $649,000. Dediğim gibi $750,000'da yeni bir şey yakalayabileceğiz, yeni bir ivme yakalayabileceğiz. $750,000 olmasını bekliyorum şirketimin toplam değerinin. Ve çalışanlarımızın hepsinin iş verimi yüksek diye tahmin ediyorum. Toplam hızları %280. Bir yandan madem bu kadar kar ediyorum, hani çalışan sayısını arttırmak yerine
daha güzel imkanlar tanıyarak buradaki işleri ilerletebilirim diye düşünüyorum. Bütün hepsinden ikişer tane sığmayacak tabii. Benim elimde ne kalıyor abi? Stokta ürün. Sünen kaşarlar günlük 20 tane üretiliyor. 21 tane müşteriye satılıyor ama 13 tane stokta kalmış mesela. En baba stokta kalan ürün o. Optimum, yetersiz üretim. Evet, yani günlük üretim için çabalıyorum ama adamım hastaydı, ne yapayım? Blu-ray oynatıcı 36 tane. O neymiş ya? Oyun konsolu 23 tane. E-kitap okuyucuyla akıllı telefon yönetilen de olmuş. Akıllı telefon üreten adam hasta galiba. Piyasada herhangi bir dominantlığımız var mı? Hiçbir alanda dominantlığımız yok. Mesela bir şey diyeceğim. Burada Blu-ray'i sil. Blu-ray'i sil. Oyun konsolunu sil. Oyun konsolunu sil. Burada da e-kitap okuyucuyu sil. Buraya Blu-ray'i getir. E-kitap okuyucuyu şurada dört adama bir bastırayım bakayım. Dört adama yaptıracağım bu e-kitap okuyucu. Bakalım nasıl tutacak. 4.260 dolarlık kar. O neymiş öyle ya? Evet, oyun konsolu üreten adam yok. Ürettiririz. Kar marjımız hala 10.000 dolar. Bir işçimizin bile gelmemesi bize 2.000 dolara falan mal oluyor. Bir adam daha alıp ona da oyun konsolu mu ürettirsem acaba? Raiden gel. Geniş bir alanda çalışıyor. Hayatım bu inan geniş hali. Raiden nerede? Raiden daha gelmedi mi? Raiden yarın gelecek herhalde. Hayatım inan bu genişlemiş hali. Tek bir tane chat var sevgili EXO. Sadece Kick'te yayındayız. Adamın acaba çalışacak yeri mi yok? Mesela. Adamın çalışacak yeri olmayabilir mi? Ben Raiden diye bir karakter aldım. Aha mühendis burada. Ne yapıyorsun oğlum? Babuş fon telefon üretiyor. Peki sana kim telefon üret dedi? Herhalde kendi kafasına göre. Bilmiyorum ki. Daniel'dan istek. Daniel'ı belirli görevler için sol ve sağ eli değişimli kullanmanın beyin fonksiyonunu ve el becerisini geliştirebileceğini öne süren bir çalışma hakkında konuşuyor. Baskın elini kullan geç dedim. Ve Daniel'ın morali bozulduğu için %14 az çalıştı. İşletmemiz 750 bin dolar değerine ulaşarak yükselen yıldız haline geldi. Bölgesel lider olabilmemiz için 1250 dolar kazanmamız gerekiyor ve 9 strateji puanımız var efendim. Hayalet hisse sözü vererek çalışanların maaşını %10 daha da kısabiliriz. Ve tabii ki her işletmede olduğu gibi kar edebilmek için biz de çalışanlarımıza yükleneceğiz. Veyahut üretimimiz iyi olduğu için influencerlarla beraber çalışarak ve sosyal medya etkileşimi kullanarak günlük müşteri oranımızı arttırabiliriz. Daha yüksek satış daha çok kar demek. Sonra çalışanlarımın rızkına göz dikeceğim açıkçası. Hedefim bu yönde. Biraz hak yemeden ilerleyelim. Sonra illaki haklarını yeriz. Yani şu zamana kadar kim hakkını doğru düzgün alabilmiş ki? Dairesel testere üretmek istiyorum. Yeni gelen mühendislerim de dairesel testere üzerine çalışacaklar. Ama önce işi yapalım, sonra dairesel testere için mühendis alırız. Dairesel testere üretimi için 5.220 dolar vermem yeterli. Dairesel testerenin ürün açılımına ise yarar geçer koyacağım.
Şimdi yarar geçerin iyi bir ürün olabilmesi için teknolojiye odaklanın, kontrol için iyi ergonomi sağlayın ve estetiği çok fazla önemsemeyin diyor. Dolayısıyla estetik %10 olurken teknoloji %50'de durabilir ve ergonomi de %40 olabilir. Veyahut teknoloji %55 olup ergonomi %35 olabilir ve estetik %10'da kalabilir. Bu bize iyi bir sonuç verebilir diye düşünüyorum. Bakalım deneyelim, olmadı $5000 para değil, tekrardan üretiriz. Vergi kaçırıyor muyuz? Hayır abi. Vergimizi tam ödüyoruz ama çalışanlarımızın hakkını yiyoruz tabii ki. Her karlı işletmede olduğu gibi. Çalışanlarımızın hakkını yiyip onlara gerekli parayı ödemeyerek ucuz iş gücü olarak kullanıyoruz. Namus, şeref, haysiyet gibi kavramlar bu şirkette kullanılmıyor. Bu arada mükemmel bir dairesel testere ürettik efendim. Baktığınız zaman bu dairesel testlerinin %96'lık bir beğenilme oranı var. Hemen iki tane daha sömürülecek çalışan alalım. Bir bu ve bir bu. Bu iki çalışanımızın dairesel testlere üzerine odaklanmasını sağlayalım. Ve dairesel testlerinin üretimini verelim efendim. $14.628'lık bir gelirimiz var. Bir sonraki ilerleyişte kısmetse çalışanların hakkından kısar. Daha fazla kar elde ederiz. Adamlarımız ayrıca sözleşme yapmaya devam ediyorlar. Elizabeth Garcia da Oliver da çok iyi durumda. Aslına bakarsanız grafik tasarımcılarımın eğitimini arttırıp gün geçtikçe daha iyi hale getirebilirim kendilerini. Öyle yapalım. Şu an için araştırma puanım da yok. Grafik tasarımcıların eğitimini arttıralım. Var olan sözleşmelerini iptal edelim. Çünkü eğitim süresince tamamlayamazlar. Onlar gidip eğitim alsınlar. Mühendisler harıl harıl çalışmaya devam etsin. Glasor hoş geldin. Merhabalar. Mühendisimiz artık 3. seviye. Adamın şekli şemali kaymış hocam. 3. seviye olmuş da mühendisimizin böyle bir kafada şekli şemali kaymış. Peki e-kitap okuyucu alanında pazar payı sahibi miyiz? Abi kesinlikle sahibiyiz. E-kitap okuyucudan rakibimiz 70 adet satıyor günde. Bizse 58 adet satıyoruz. Yani baskın bir piyasa dominantlığı görebiliriz ilerleyen aşamalarda. Aslında daha büyük bir yere geçerek böyle $20.000 kira verip bir odada sadece trend ürün üretip diğer odalarda da belki 3-5 karlılığı yüksek şey üretebiliriz. Bu arada ev olarak geçebileceğimiz gerçekten çok fazla yer var. Biz şu an bu evdeyiz sevgili dostlar. Sürekli olarak bina değiştirebiliyoruz. Hemen şöyle bir save de alalım. Oyunda araştırma puanı biriktikten sonra daha fazla grafik tasarımcıyla üretilecek çok ürün var. Örneğin teknolojik aletler konusunda tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar gibi ürünler üretebiliyoruz. Kulaklığın yanı sıra hoparlör, ses mikseri, karaoke makinesi üretimine kadar gidebiliyoruz. Eğlence sistemlerinde de televizyon, VR başlığı ve Noral arayüz dediği bir şey var. Noral arayüzün ne olduğunu bilemiyorum elbette. Herhalde zihin gücüyle oyun oynatan bir şey olabilir. Hatta bununla alakalı birkaç haberde görmüştüm. Elden Ring bosslarından birine hanımefendinin biri sadece zihin gücü yardımıyla falan geçiyordu. Ne kadar doğrudur bilemiyorum tabii ki. Şimdi dükkanımız tıkır tıkır işlemeye devam etsin. Sürekli bunların da çalışma verimi düşüyor arkadaş. Dükkan tıkır tıkır işlemeye devam ederken ve biz bu kadar kar elde ederken daha fazla çalışan çalıştırmak yerine çalışanlara çeşitli imkanlar sağlayarak onların daha fazla üretim yapmasını sağlayabiliriz. Veyahut çalışanlara imkan sağlamak beni ne kadar yorar acaba? Bunu bir değerlendirmek lazım. Şirket olarak bir bakalım. Örneğin kendilerine hayat sigortası yapsam bana olan maliyetleri ne oluyor? Çalışan başı $100'lık hayat sigortası sadece haftalık. Çalışan başı $140 bana masrafı oluyor.
Çalışan başı 152 dolar masrafı oluyor. Şöyle bir 500 dolarlık hayat sigortası ve 700 dolarlık sağlık sigortası yapsam, çalışanlar %100 verimlilikte çalışıyor. Lakin bana kişi başı 222 dolar masrafları oluyor. Tabii ki de bunu tercih etmeyebiliriz. Kar paylaşsam, abi kar paylaştığım zaman gene aynı duruma denk geliyor. En iyisi hiçbir şey yapmayalım. Aralarında bayağı yorulanlar var bu arada. Paramızı çarçur etmeyelim. Bu 2 günlük tatil süresinde çıktıklarında işlerin rengi değişebilir. Çünkü bizimkiler eğitimini aldı geldi. Artık 3. seviyedeler. 6. seviyede %250 falan hız kazanıyorlar. Mühendislerimizden arada çok yorulanlar var. Şöyle bir baktığınız zaman 3 tane çalışanın tatile ayrılması an meselesi gibi duruyor. Yani bazı standlar belli günler yavaş işleyecek. Olsun efendim, sağlık olsun. Belli günler standlarımız daha yavaş işlesin. Standta ürün kalmasın yeter. Gamebox'ta yetersiz üretim. Abi bir save alıp çık gir yapalım, çünkü belli ki bazıları gene aynı çeşit ürünü aynı şekilde üretiyor. Böyle olmaması lazım. Farklı dallara dağılabilmesi lazım. Bazen masalar bir araya gelip birleşebiliyor dostlar ve aynı ürünü üretmeye zorlayabiliyor. Bakın, oyun konsolu üreten hiç kimse yokmuş. Hemen bunu oyun konsoluna çevirip akıllı telefon üretimini de kıstım. Keşke şurada kavramlar bir falan diyeceğine, kaç çalışanın bunun üzerine çalıştığına dair bir belge sunsa bana, bir analiz sunsa. Çünkü ben kaç çalışanın çalıştığını bilemediğim için çok rahat hareket edemiyorum. Yusuf'um hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Bu adamlar tatile çıkacak bu arada ya. 1500'er dolarlık şey yapıyorlar bu arada. Sözleşme. Harbi çok iyi. 1500'er dolarlık sözleşme kovalamaları. Araştırma puanının gelmesi lazım. Araştırma puanı gelene kadar biz sektörde rekabet etmeye devam edeceğiz. E-kitap okuyucu alanında bayağı bir şeyimiz olmuş. Üçüncü seviye mühendisimiz maaş artışı istiyor. Verdik kendisine tabii ki. Belli bir yerden sonra artık bunun lafı bile olmuyor. Bence yeni işletmeye bir geçelim. Hazır akşam vakti. Yeni bölgeye geçelim ve ne olup ne bittiğini bir görelim. Daha yüksek kiraya 20 bin peşinatla ayrı bir yere çıkıyorum. Üretimim falan o kadar fazla ki sürekli olarak yer değiştirmek durumunda kalıyorum dostlar. Şimdi burası gerçekten de büyük bir alan. Öncelikle bu alanda sevgili dostlar, çalışanlarımız rutin ihtiyaçlarını gidersinler. Kahve olsun, su olsun. Kahve içsinler, sularını içsinler. Pizzalarını yesinler. Oyunlarını oynasınlar. Aa, böyle yaparsak pizza yiyebilecekler mi? Şunu bir envantere koy. Sıra olma ihtimali var mı acaba ya? Bir şey diyeceğim. Sıra olma ihtimaline karşı. Şunların hepsini ikileyelim mi? Burası ihtiyaç giderme odası. Bir tane eğlence yeri var ama yemek ve su çiftlenmiş olsun. Bununla beraber burada 2 büyük alan var. Bir tane de şey var burada. Kocaman bir yer var. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bence şuradaki çalışma alanlarını trend ürünler için saklayalım.
buradaki 7 panel sadece trend ürün üretsin. Aynı zamanda buraya da 7 tane panel koymak istiyorum. Abi çok iyi. Çalışanları buraya aldık. Grafik tasarımcıları şöyle köşeye bir yere atacağım. Abiciğim yazıcı burada durabilir. Şu arkaya bir tahta konulabilir. Buraya bir dolap yapılabilir. Pekala. Zamanı atlatalım ve adamlar buraya bir geliş yapsın. Üretim yapmadıkları zaman sıkıntı. Şimdi herifleri şurada gördüğüm an... Aynen bebeğim. Yeni yere geçtik. Ve burayı bu şekilde düzenledik. Şunun yeri değişebilir sadece belki. Onlar da buradan çıkıp geliversin ya. Şey yapmasınlar yani, şöyle dolansınlar. İlla şuradaki de buradan bırakacağım yapmasın. Ya da oradaki de mi oradan bıraksa? Bilemedim. Şimdi herkes için bir üretim şeyi oluşturalım. Kaç ürünümüz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 10 tane ürünümüz mevcut. E-kitap okuyucuyla akıllı telefonlar gündemde. Şimdi mesela şuradaki yedişer adamı bir yediliye akıllı telefon, bir yediliye de e-kitap yaptırsam acaba daha mı yüksek kar ederim? Onu merak ediyorum. Deneyeceğim. Olmadı, burası büyük bir yer. Gönül rahatlığıyla şey alabilirim. Daha fazla eleman alabilirim. Acaba 7 yerin üretimi fazla mı gelir ya? Arkadaşım cep kitabı şöyle 7 tane alana, yukarıdaki arkadaşlara akıllı telefon. Şu ikisine tıklanmıyor. Elemanımız yok ondan mı? Günlük 132 tane e-kitap okuyucu üretiyorum ve 6000 dolar gelir elde ediyorum. Günlük 45 tane telefon üretiyorum ve 4000 dolar elde ediyorum. Dolayısıyla gelirimiz 10.000 doları buluyor. Çalışanlardan hasta var mı? Hepsi çalışıyor mu? Çalışanlarımız arasında hasta olmadığına göre hemen 2 tane daha mühendis alacağım. Tarık'ı ve Joseph'i alayım. Tarık ve Joseph de burada akıllı telefon üretsinler. Piyasayı domine etmeye geliyorum efendim. Şurası dinlenme odası. Piyasa domine ediliyor. $12,000 çok iyi. Yeni eklenen agalarla beraber harbi çok iyi para. Aa, bunlar da buradan gelip buradan koyabiliyor. Peki. Ya şurayı açık bırakıp normalde gelmelerini isterdim de bir yerde 6 bir yerde 7 tane adam çalışırsa ben kafayı yerim. O yüzden böyle çok iyi. Tamamdır Yusuf'um, hiç sıkıntı değil. İnternet kesintisi mi var hocam? Ben herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum ama VPN kullanmanıza gerek oluyor mu yayına girerken? Abi ne ürün bastık ama. Ben sana bir şey diyeyim mi? E-kitap okuyucuda biz zirveye otururuz abi. Zirveye otururuz. Akıllı telefonda da oturturuz. Akıllı telefonda da geliyoruz yani. Bizimkiler çalışmaya devam etsin. Daha fazla grafik tasarımcı işe alırım bu arada. Sen ne yapıyorsun? Mesela şu iki deli.
Çalışma mobilyası mevcut değil. Aa. Lan orada iki tane deliği görmemişim. Nasıl lan? Abi geç şu deponun kenarına. Artık çalışma alanım var. Adama hasta etme. Ne yapıyorum mesela? Ha, ürün atanmadı. Başka bir şey basalım. En yüksek kar burada oyun konsolundaydı galiba. Abi oyun konsolu bas. Oyun konsolu alanında rakip tanımayalım. Öf, para var ya, deli deli. Para çok deli arttı. VPN kullanmadan Steam bile açılmıyor bende. Vallahi babuş, ben her yere tek tıkla giriyorum. İnşallah sizin yaşadığınız sıkıntı da düzelir. Sorun nedir bilmiyorum ama umarım düzelir abi. İki mühendisimiz hastalık nedeniyle gelemiyor. Ve bu bizim bütün sistemi allak bullak etti galiba. Aa, trend ürünler değişti. E-kitap okuyucu eksi 1 dolara satılıyor. Abi basma. Basma, nedir trend ürünler? Tost makinesiyle elektrikli su ısıtıcı. Bunları böyle toplu seçmemin bir yolu yok mu acaba? Abi merhaba. Telefonda falan zirveye oynanmıyor. Abi tost makinesi basıyoruz. Sünen Kaşar isimli tost makinesini. Ve diğerlerinde de elektrikli su ısıtıcı basacağız abi. Hastalık izni kullananlar oyun konsolu basanlar mı? Gel bakalım şöyle. Trendler değiştikçe biz de burada trendleri takip edeceğiz. Çok güzel. Kaynat geç kettle 5696 dolar kazandıracak. Tost makinesi 5400 dolar kazandıracak. 12400 dolarlık geliri koruyacağız. Oyun konsolumuz var efendim. Çok iyi fiyattan satıyoruz oyun konsolunu. Lakin oyun konsolu üreten mühendislerden birinin hasta olduğunu tahmin ediyorum. Şuraya şöyle bir dörtlü bir grup kurarız abi. O dörtlü grup paso oyun konsolu üretir. O dörtlü beşli grup paso oyun konsolu üretir. Fazladan çalışma masamız olsun. Oraya da iki mühendis alalım mı illa? Arada tatile çıkan eden de olur. Bizim şirket büyüyor azizim. Zara ve Isabella. Gelin abi. Sizler de oyun konsolu piyasasında dominantlığımıza yön vereceksiniz. Zara diğer yere oturdu. Öteki çocuk hasta olduğundan ne olacak peki? Hasta olan çocuk döndüğünden ne olacak? Hasta olan tasarımcı. Diğerleri çalışıyor. Şimdi bizim hala bir tane mühendis eksiğimiz mi var? Lan iki mühendis işe aldık. Nasıl oluyor ki ya? Rastgele giriyorum efendim.
Baran'ın PD3 oynarız. Oynayalım balım, deneyelim. Yayını kapattıktan sonra indireyim Laps diye. Şey yapalım. Teşekkür ederim Drakula, iyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Abi rastgele gerçekleşiyor dediğim gibi yayın akışı. Bu sabah Seven Days to Die ile başladık. Seven Days to Die'ın ardından da e-startup kompaniye girdik. Kendisi size karmaşık gibi gözüküyorsa açıklayayım efendim. Bir girişimci olma oyunu. Kendi şirketinizi açıyorsunuz. Şirketinize grafik tasarımcılar tutuyorsunuz. Bu tasarımcılar, grafik tasarımı olarak düşünmeyin sadece. Bu tasarımcılar sizin için yeni ürünler üretiyorlar. Sizin için yeni ürünler tasarlıyorlar. Sizler de bu tasarlanan ürünlerin satışını üstleniyorsunuz ve mümkün olan en iyi şekilde satış yaparak geliştirmeye çalışıyorsunuz sistemi. Foret ikinci ayında. Foret ikinci ayın kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hoş geldin. Evet, Isaac geldi mesela çalışan olarak. Şimdi Isaac'in hemen eğitim almasını istiyorum ki otomatik sözleşme yapabilsin. Çünkü tasarımcılarımız çalışmadığı vakitlerde yan işler kovalıyorlar ve oradan da bize para kazandırıyorlar. Şimdi bizim araştırma puanımız biriktiğinde işte televizyon, blender falan üretebileceğiz. Ama o araştırma puanı birikene kadar burada adamlarımız ek iş yapsın. Aslında araştırma puanını daha hızlı kasabilmek için araştırmacı da işe alabiliyoruz. Fakat şu an görmektesiniz, ben zaten çok önemli ölçüde üretime odaklanmış vaziyetteyim. Mümkün mertebe üretim yapmaya devam edelim. Paramızı kazanalım, şirketimizi geliştirelim efendim. Şirketimiz 1 milyon dolar değerine ulaşmış. 1 milyon 250 bin dolar değerine ulaştığındaysa bölgesel lider olacağız. Amacımız tabii ki ulusal şampiyon, uluslararası rakip ve kurumsal dev olmak ve 10 milyon dolarlık bir sermayeye erişebilmek sevgili arkadaşlar. Tam anlamıyla bu amaçla işler yapıyoruz. Hasta olanlar ya da tatile gidenler geri geldi galiba. Kar marjı birden arttı. Artsın hocam. Artsın, çok iyi. Ali hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Yeni konseptimiz yok. Adamlarımız çalışmaya devam ediyor. Paramız birikmeye devam ediyor. Şirketimiz o kadar değerli bir şirket ki bizim hissemizin %10'unu almak için 100 bin dolar vermek zorundalar artık. Bu harika bir haber. Tabii ki adamlara hisse verirseniz, adamlara pay verirseniz elini veren kolunu geri alamıyor. Çalışanların maaşını düşürmeyi deneyeceğim. Fiyat algoritması maksimum ürün satışını arttırır. Serap reklam kampanyası müşteriyi arttırır. Müşteriyi arttırırız. Ve çalışanları kovduğumuzda para ödemeyiz. Bunlar seçenekler arasında. Tasarımcı eğitimini tamamladı. Mühendislerden biri hasta, bu yüzden işe gelemeyecek. Olsun. Otomatik sözleşme al. Ve sözleşme yaparak bana para getirmeye başla. Bildirimlerin hepsini silelim. Hatta bildirim atma ayarını yapabiliyor muyuz acaba, bilmiyorum. Mühendislerden biri gelemiyordu. Oyun konsolu üreten mühendis geliyor. Tost makinesi, elektrikli su ısıtıcıyı düşüreceğiz. Güzel abi, gene 14 binlik skor gerçekten şahane. Peki artık bizim araştırmaya verecek paramız var mı? Bence var. Bir tane daha çok amaçlaması alalım şöyle. Ve bir de araştırmacı işe alalım. Sofia Gagnon. Gel bakalım. Araştırmacı olarak işe başladı, başka hiçbir şey yapmayacak. Bu adamın görevi bize günlük araştırma sağlamak. Eğitime yollayıp daha hızlı çalıştıratabiliriz ama dursun bakalım şimdilik. Baya güzel gidiyor işletmemiz ha. Şimdi abi nakliyat kısmı çok iyi. Mühendislerimiz seviye atladı. Onların seviye atlamasıyla beraber daha fazla üretim yapma durumu ortaya çıktı.
Araştırma için ne gerekiyor mesela? 2400 gerekiyor. Baba tablet satalım yani. 2545 yapıp tablet satalım. Bence şu an tablet satmak kadar mantıklı bir şey yok. Arkadaki ekibi tablet satışına yönlendirebiliriz komple. Mesela bu konsol yapan dayıların yanına şuraya bir güçlü iş tezgahı, buraya bir güçlü iş tezgahı ve buraya bir tezgah atarak burayı da aslında hemen 7 adamın çalışacağı şekilde ayarlayabiliriz. Mühendisleri alalım. Henry, John ve yeni rahat bakalım. İsmi güzel bir şey alacağım. Santiago. Bunlar bir gelsinler. Hocam size oyun kolu işini vereceğim. Oyun konsolu. Gamebox adı verilen oyun konsolumuzdan üretin. 79 tane üretecekler. Daha mı az oldu karlılığımız, daha mı fazla oldu bilemedim ya. Ama ne oldu şimdi günün sonunda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 çalışan bir üründe, 7 çalışan bir üründe, 7 çalışan bir üründe. Yani 3 tane departmanımız var. 3 ana ürün üzerine odaklanıyoruz gibi düşünebiliriz. Tost makinesi piyasasını %25 oranında ele geçirmişiz ve pazarın hakim gücü olma yolunda ilerliyoruz. Bununla beraber elektrikli su ısıtıcı için hoş yerim seni. Elektrikli su ısıtıcıda %11'lik bir pazar payımız var. Oyun konsolundaysa pazar payından 3'ün 1'ini almaktayız efendim. Olur. Halledilir, halledilir. Ofisi hınca hınç doldurduk bu arada. Adamlarımız böyle tam teşekküllü çalışmaya devam ediyor ve tek satıştan dünyanın gelirini kazanıyoruz dostlar. Sakin sakin ilerlemeye devam edelim ve yeni ürünler açıp piyasayı sallayalım. Tabii ki bir yandan da muhakkak trendleri takip edelim. Bir buglanma ihtimaline karşı hemen bir save alacağım. Menüye dönüp tekrar gireceğim efendim. Çünkü biliyorsunuz bazen çalışanlar buglanabiliyorlar ve istemsiz bir şekilde aynı ürünü üretebiliyorlar. Herhangi bir sorun yaşayan var mı? Sanırım herhangi bir sorun yaşayan yok. Save dosyamız çok kaliteli bir şekilde ilerliyor. Mikrofonu ben kapattım efendim. Herhangi bir sorun yok bu arada. Ha, ürün atanamadı. Evet. Bantların birinde bir sorun olduğunu biliyordum. Tamam, artık bu sorun giderildi. Bir an evvel şu araştırma puanını tamamlayıp dediğim gibi bence tablet ortaya çıkarmak isteyebiliriz. Tabletle beraber işlerimiz daha da iyi olacaktır. Şuradaki adamlar tablet satar. Bu ikisi de trendlerin peşinde koşar. Hemen şöyle bir dükkanı ilerletelim. Arkadaşlar bu esnada bu arada bakın fazla fazla çalışan almaya devam ediyoruz falan ama şirket olarak 25 kişiye iş veriyormuşuz bu arada. Şirket olarak 1,1 milyonluk bir paramız var sevgili dostlar ve hasta biri var abi. Biri hastaysa mutlaka üretim gücü düşmüştür. Aman abi onun dengelemeyi sağlayalım. Buralar trendlere bakıyor. Aha, matkap ve hoparlör sistemini üretebiliyorum artık. Blender'da üretebiliyorum artık. Ama nedir efendim? Tablet. Tablet olmak zorunda. Kameram biraz kapalı. Televizyon da olabilir aslında. Televizyon mu daha geniş kitleye satar, tablet mi? Her türlü tablet ya. Bug devam ediyor mu? Yok, gir çık yaptığında düzeliyor. Abi Prison Architect'i bir şekilde çalıştırsam bile hiçbir şeyini hatırlamıyorum ki. Haydi bakalım şöyle bir tableti araştıralım. Konsept olarak bir tablet oluşturalım. Ay. Abi tabletimin adını Velet Savar yapacağım. Velet Savar 3000.
Şimdi bir velet savar 3000'imizi geliştirelim. Ergonomi kullanım kolaylığı için hayati öneme sahiptir. Çünkü hedef kitle belli. Teknolojiyi görevler için yeterince iyi tutun. Tamam. Ergonomi kullanım kolaylığı için hayati öneme sahiptir dediğine göre bunu %70 bandında tutup sevgili arkadaşlar estetik konusunda %10'a gelip kalan %20'lik payı da şöyle verebiliriz sanırım teknolojiye. Ama %20'lik pay yetmeyecektir bence. %30'a %60 şeklinde olabilir diye düşünüyorum. Estetik ondan daha düşük olamaz diye tahmin ediyorum. Almazlar hocam. Ya velet savar derken ebeveynleri hedef alıyoruz. Musa. Yani çocukla ilgilenmeyecek velet savar. Anladın? Verecek tableti bitti. Hedef kitle belli. Kullanımı kolay yapacağız. 16 bin dolar ürün maliyeti var bu arada. Ürünü sıçmadan geliştirirsek çok iyi olur. Adamlarımız geliştirmeye devam etsinler bir yandan. Bakalım inşallah iyi bir skorda çıkarsa direkt satışa sunacağım. Oyun konsolu yerine tablet üretmeye başlayacağım. Eğer iyi bir tablet ortaya çıkmazsa tableti bir tur daha geliştireceğim. Teknoloji düşük kalmış, estetik idealmiş, ergonomi yüksekmiş. Bok gibi bir tablet çıktı ortaya. Adam akıllı bir tablet yapalım şimdi. Velet Savar 3001. Şimdi teknoloji %30'da düşük kalmış olduğuna göre teknolojiyi %40'a çıkartalım. %10 estetik yapalım. Estetik %10 idealmiş. %50 de ergonomik yapalım babuş. Bence bu şekilde olacak abi. Üretimi başlat. 16 bin doları havaya attık bu arada. Çöpe gitti. Bu seri henüz YouTube'a gelmedi. Bitince gelecek. Ah be, Velet Savar 3001'imiz geliştirilemedi. Oo, yeni pazar, yeni trendler. Adamlar işe doğru geliyor. Neyi trend oldu lan bu sefer? Tablet, akıllı telefon, e-kitap okuyucu. Gene mi ya? O zaman aynı şekilde devam ediyoruz. Öncelikle bir herkes şunu topla emir vermesini yapmanız lazımdı ya. Öncelikle herkes yaptığı işi bırakıyor. Sonralıkla herkese ayrı görevler veriliyor. Önceliğimiz e-kitap okuyucu. E-kitap okuyucumuz %100 değerlendirmeye sahip. Dolayısıyla daha iyisini bulabilene aşk olsun. Daha iyisi yok piyasada. Tekrardan piyasaya yeni gelmedik, geri geldik diyerekten karşılarına çıkacağız adamların. Elektrikli su ısıtıcı devri bitti. Elektrikli su ısıtıcı yerine akıllı telefon yapılacak. Akıllı telefon puanımız da %95. Nadir yani bizle rekabet edebilecek nadir ürün vardır piyasada. Tabletimiz henüz bitmedi. Tablet bittiğinde tablet piyasasına da gireceğiz. Tabii ki hemen e-kitap okuyucu, akıllı telefon ve oyun konsolu için düzenlemeleri yapalım. Oyun konsolu üreten taraf tablete geçecek. 3001'imiz hazırlandığında. Tabii ki bu mekandan daha geniş yerlerde mevcut. Teknoloji gene düşük kalmış. Ergonomi yüksek kalmış ama herhalde %90'ın üzerinde bir tablet olmuştur bu. Abi %92 yeter. %92'liği yapalım. Abi hemen burada bulunan adamların işlerini iptal ediyorum. Artık burası tablet üretecek. Ve bu üretilen tabletlerle bakalım trendken piyasada ne kadar yer alabileceğiz? Üretim maliyeti bayağı masraflı galiba.
Ama baktığınız zaman kar oranımız var ya, ay 20 bin dolarlık bir karlılık olabilir mi ya? Trend ürünlerden gittiğin zaman 20 bin dolar karlılık var abi. Şahane. Kelimenin tam maksadıyla şahane. Araştırmacı kendiliğinden seviye aldı. Sözleşmeden de para kasmaya devam ediyor. Şirketimizin değerlilik oranı 1 milyon 195 bin dolar değerinde. 1 milyon 195 bin dolar iyi para dostlar. 1 milyon 250 bin dolar olduğu an, ki oldu artık, bölgesel lider bir şirket haline geldik. Bir sonraki aşamamız ulusal şampiyon olmak ve ulusal şampiyon olmak için 2,5 milyon dolarlık bir değere sahip olmamız gerek. Şu an kullanılabilir 9 şirket puanımız var. Hayalet hisse sözüyle çalışanların maaşını %10 azaltalım. Bu bizim karlılık oranımızı arttıracaktır. Ve mobilya fiyatlarını da daha da ucuz hale getirebiliriz dilersek. Şimdilik mobilya fiyatları ile ilgilenmeyelim. Başka bir şeye doğru da gidemiyorum esasında. Puan bekleyebilir. Hayalet hisse sözü neymiş biliyor musunuz? Çalışanlara tazminat paketlerinin bir parçası olarak hisse senedi opsiyonlarının yanılsamasını aldatıcı bir şekilde sunuyormuşuz. Gelecekte zenginlik ve refah içerisinde yaşayacaklarını söyleyerekten şirketin karlılığını daha üst düzeye çıkarmak için maaş kesintisi uygulamayı kabul ettiriyormuşuz onlara. Artık çalışanlara daha az maaş ödeyerek karlılığımızı arttırdık. Tabii ki de emek yiyerek bir yere gelecektik. Başka bir ihtimal yok diyorum. Evet efendim, bu arada ürünlerimiz üretilmeye devam ediliyor. Grafik tasarımcılarımız sözleşme yapmayı sürdürüyor. Yeni ürün araştırmasına doğru yürürken bir yandan da rakiplere bakalım. E-kitap okuyucuda %6, akıllı telefon ve tablette ise rekabetimiz yok. 67 tane tablet üreten bir firma varmış abi. Günlük 67 satış yapıyorlar. Bizim tablet üretimimiz günde kaç? 47 tane. Yani 47 tablet üretimi yeterli gelmiyor galiba. Karlılık oranı en yüksek hangisinde? Kesinlikle tablette galiba. E-kitap okuyucu yerine acaba tablet mi bastırsak adamlara? 57. gündeyiz efendim. 58. güne girdik. Yeni bir akıllı telefon gelmiş. Mühendisimiz hastalık nedeniyle gelemiyor. Hemen bütün şeyleri düzenleyelim. Çalışanlarımız gelemese de gelen çalışanlar işi bir şekilde sürdürüyor. Sanırım tatile adam yollamadık bile ya. O denli bir çalışma. Acaba buradaki herkese erişilebiliyor mu? Erişilemiyor. Dediğim gibi e-kitap okuyucu yerine acaba tablet mi yaptırsak ya? Ama gerçi belli bir süreden sonra o tabletin karlılığı da düşecek. Şuraya bir tane daha mı şoklu masa alsam? Abi. Daha sıkışırız. Ne oldu? Delirdi. Deliriyor abi, deliriyor. Tamam. Oraya koymayacağız. Çoklu masa değil de şu olsa gene de deliriyor musun? Çoklu masada niye sıkıntı çıkardın oğlum? Herhalde çoklu masanın sandalyelerinden dolayı lülü yaptı. Bir mühendis daha alalım işe. Oliver. Oliver gel. Oliver boştaki yere gidecek galiba. Ya ben buraya fazladan bir tablet üretiriz diye adam aldım ama istediğim gibi olmadı. Ben tablet üretmeye adam istiyordum.
Hasta olmayıp bir tam kadro gelebilir misiniz? Aynen, hasta olmayıp tam kadro geldiler. Cep kitabı değil abi. Tablet üretiyorsun. Çok iyi. Herkes çalışıyor ve şirketimizin karlılığı 21 bin dolar sevgili dostlar. Tam vaziyet böyleyken biz de save alıp sevgili arkadaşlar videomuzu ufaktan burada sonlandıralım efendim. Girişimci olduğumuz seriye gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten muhtemelen gelecek bölümde finale doğru ilerleriz diye tahmin ediyorum artık. Basit, ilerlemesi kolay ve keyifli bir oyun kendisi. Trendleri takip edip yeni araştırmalar yapıp yeni yeni ürünler üreterek çok güzel bir hale getirebiliyoruz ortalığı. İlerleyen zamanlarda daha büyük ürünlerle çok büyük bir fabrika kuracağımızı falan düşünüyorum. Bakalım efendim, hepsini zaman gösterecek. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Esenlikle kalın. Bye bye.